Matematik hem daha analitik hem de daha yaratıcı düşünmemi sağlıyor. Ki bence bu bir insanın hayatında kazanacağı en güzel yeteneklerden bir tanesi. Hepimiz matematiğin her şeyin temeli olduğunu hayatımızda bir dönem duymuşuzdur. Gerçekten de öyle. Şu an ekonomiden ya da mühendislikten aldığım dersleri rahatlıkla anlayıp yorumlayabiliyorum. Ki bence bunu tamamen matematiğin bana katmış olduğu analitik düşünme yeteneğine borçluyum. Matematiğe her zaman bir ilgim vardı ve matematik alanında Almanya'nın, Rusya'nın, Amerika'nın ne kadar başarılı olduğunu biliyordum. Bilkent Matematiğim de akademik kadrosuna bakınca bu ülkelerden alanında başarılı hocaların bölümde olduğunu gördüm. Ve Türkiye'deki tüm bölümleri kazanabilecek puan sahipken Bilkent Matematiği tercih ettim. Biraz araştırma yapınca hem akademik kadronun kalitesi hem de nasıl diyeyim yani eğitim metodu nedeniyle bence çok doğru bir tercih yaptım. Bilkent Matematiğin en güzel yanlarından biri de öğrenci sayısının az olması. Çünkü bu sayede biz direkt hoca-öğrenci ilişkisini daha iyi kurabiliyoruz. Hem derslerde hem hocaların ofis saatlerinde aklımızda takılan herhangi bir soruyu rahatlıkla gidip sorabiliyoruz. Ve inanın bu çok büyük bir fayda sağlıyor. Burayı seçerek doğru olanı yapmışım dediğim bir diğer konu da okulun sosyal imkanları. Çünkü bir kere tüm imkanların bulunduğu büyük bir kampüsün içindesiniz. Örneğin ben yurtta kalıyorum. Aynı zamanda işte kütüphane, spor salonu, kafeler her şey çok yakınımızda. Ve matematik motivasyon isteyen bir alandır. Biz saatlerce problem çözüyoruz, çalışıyoruz. Ve bu zamanların ya başında ya sonunda spora gidebilmek, yoga yapabilmek, arkadaşlarımızla işte güzel bir ortamda oturup sohbet etmek, ders arasında çimlerde uzanmak bilmiyorum. Bunların hepsi inanın bizi çok rahatlatıyor. Ve eğer matematik eğitimi sonrasında akademik kariyer planlıyorsanız iyi bir üniversitede değişim programına yer almış olmak, bu alanda tanınan hocalardan eğitim almış olmak ve onlardan referans alabiliyor olmak inanın çok değerli. Ben şu an Almanya ve İtalya için yaptığım yüksek lisans başvurularında Bilkent'teki hocalarımdan aldığım referanslar sayesinde bazı kabuller dahi aldım. Matematik bölümünde okuduktan sonra önünüzde birçok seçenek var. Bölümümüzden yüksek lisansta ekonomiye, bilgisayar mühendisliğine, yazılıma, finansa yönelen arkadaşlarımız var. Sağlam bir matematik altyapısına sahip oldukları için hem yaptıkları işte daha başarılı oluyorlar hem de yaptıklarının nereden geldiğini çok daha iyi kavrayabiliyorlar. 4 yıllık eğitimin sonrasında şunu söyleyebiliyorum. Ben matematik öğrendim ve artık inanın hiçbir alanda yapamayacağım hiçbir şey yok. Ben Azer Kerimov, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümünde öğretim görevlisiyim. Biz Bilkent'te ülkemizin en seçkin öğrencilerini eğitiyoruz. Bölümümüzdeki öğrencilerden bir kısmı, dünyadaki en prestijli matematik yarışmalarından olan Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında yüksek başarı göstermiş gençlerden oluşuyor. Olimpiyatlara katılacak lise seviyesindeki öğrencileri, üniversitemizde organize edilen takım kamplarında olimpiyatlara hazırlıyoruz. Derece alan bazı öğrenciler, eğitimlerine Bilkent'te devam ediyorlar. Bu sayede farklı ülkelerden en parlak öğrencileri bölümümüze kazandırıyor ve özel bir öğrenci potansiyeline sahip oluyoruz. Ben Sinan Sertöz, Bilkent Üniversitesi'nde profesörüm. Burada yıllardır hem matematik yapıyoruz hem öğrenci yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizle beraber matematik yapıyoruz. Peki nedir matematik yapmak? Matematik herhangi bir şey üzerine doğru düşünme sanatıdır. Bu şey dediklerimiz genellikle sayılar, şekiller oluyor. Bunlar arasındaki ilişkiler oluyor ve bir yerden sonra bu kopuyor tabii. Son derece soyut kavramlar arasındaki ilişkileri incelemeye başlıyoruz. Ve şaşılacak bir şekilde burada bulduğumuz sonuçlar bir süre sonra, bu bir süre bazen 50 yıl oluyor, bazen gerçekten 100 yıl oluyor. 100 yıl sonra mühendislikte, sosyal bilimlerde, fen fakültesinin diğer bölümlerinde gerçek dünyayla ilgili olan problemlerin çözülmesi için gerekli olan modellere temel teşkil ediyor. Bizim ders programımız sadece kuramsal matematikçi yetiştirmeye yönelik değil. Yani asıl hedefimiz, kuruluş amacımız kuramsal matematikçi yetiştirmekti. Fakat sonra aramıza katılan öğrencilerin istekleri, onların değişik yönlerde kabiliyetleri olması gerçeği bizi programımızı esnetmeye yöneltti. Şimdi çok esnek bir programımız var. Matematik temel bilgileri kullanılarak hayatta yapılacak herhangi bir mesleği yapmalarına izin veriyoruz. Dolayısıyla bizim bu esnek programımızdan mezun olanlar disiplinler arası her konuda çalışabilen insanlar oluyor. Özellikle pek çoğu kendi
arkadaşlarıyla Bilkent'te tanıştıkları, diğer fakültelerden tanıştıkları arkadaşlarıyla danışmanlık şirketleri kurup danışmanlık yapıyorlar ve her biri bu şirkete kendi aldıkları eğitim yönünde katkıda bulunuyor. Tabii kuramsal matematikçi olmak isteyenler için ana programımız devam ediyor. Eskiden mezun ettiğimiz pek çok öğrencimiz şimdi dünyanın değişik üniversitelerinde doçent ve profesör olarak çalışmaya devam ediyorlar. Ben Fatih Çanatay. İyi bir matematik eğitimi insana 3 şey katar. Birincisi matematik bilgisi, ki bu bilgi çok değerlidir. Mühendislik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar çok geniş bir yelpazede kullanılır. Ve matematikçiye kendi mesleğinin ötesindeki alanların da kapılarını açar. İkincisi akıl yürütme ve problem çözme becerisidir. Matematik doğru düşünmeyi öğretir. Mantık kurallarını matematik kadar ödünsüz, titizlikle uygulayan başka bir disiplin yoktur. Bu beceri hayatın her alanında matematikçiye eşlik eder. Üçüncüsü ise estetiktir. Matematikçiler doğru matematiğin yanında güzel matematik de yapmaya çalışır. Mesleklerine keyif ve tutkuyla yaklaşırlar. Değişik matematik konuları arasındaki ilişkiler kurulup, bulmacanın parçaları birleştikçe bütünün güzelliği ortaya çıkar. Matematik, insan aklının ürettiği en güzel eserlerden biridir. Bilkent Matematik bölümünde alacağınız eğitim ve size kazandıracağı analitik düşünme kabiliyeti hayatın her alanında size yardımcı olacaktır.